Eğer herhangi bir şeyden rahatsızsanız, acı o şeyin kendisinde değil, sizin onu nasıl değerlendirdiğinizden kaynaklanır. Ve bunu her an değiştirme gücüne sahipsiniz. Savaşçılar, acılarını sessizce çekmelidirler. Şikayet etmek bir strateji olarak işe yaramaz. Hepimizin sınırlı zaman ve enerjisi vardır. Şikayet ettiğimiz her an, hedeflerimize ulaşmamıza pek yardımcı olmayacak ve bizi daha mutlu yapmayacaktır. Bir stoik, korkuyu tedbire, acıyı dönüşüme, hataları başlangıca ve isteği girişime dönüştüren kişidir. Çok fazla hissetmek, hiçbir şey hissetmemekten çok daha iyidir. Düşündüğünüz şeyler zihninizin kalitesini belirler. Bahtsızlık, asil bir şekilde taşınırsa, bu iyi bir baht olarak kabul edilir. Arzularınızı sınırlamak, aslında korkudan kurtulmanıza yardımcı olur. Umut etmeyi bırakırsanız, korkmayı da bırakırsınız. Her yerde olmak, hiçbir yerde olmamak anlamına gelir. Duygularımı kontrol etme yeteneğim olmayacak ve asla gelmeyecek. Fakir olan, az şeyi olan değil, daha fazlasını arzulayan kişidir. Bugün kaygıdan kaçtım. Ya da hayır, onu atmıştım. Çünkü o içimdeydi. Kendi algılarımda, dışarıda değil. Sahip olduğunuz şey size yetersiz geliyorsa, o zaman dünya sahibi olsanız bile mutsuz olacaksınız. Eylemlerinizde ertelemeyin. Konuşmalarınızda karıştırmayın. Düşüncelerinizde dolaşmayın. Ruhunuzda pasif veya saldırgan olmayın. Hayatınızda sadece iş olmayın. Bazı insanlar derin düşünmekten kaçınırlar. Sadece intihar gibi görünmekten korktukları için. Ruhun iyileştirilmesi, vücudu iyileştirmekten daha gereklidir. Çünkü kötü bir şekilde yaşamaktansa ölmek daha iyidir. Endişe bizi eyleme itmelidir. Depresyona değil, kendisini kontrol edemeyen özgür bir adam yoktur. Sıradan insanın sabrı, sıradan insanın gücünden daha fazla mutluluk getirecektir. Şikayet ederken kulak misafiri olmayın, kendinize bile. Bazen sessizlik, ne söyleneceğini bilmediğinizi değil, ne zaman söylemeniz gerektiğini bildiğinizin bir işaretidir. İlerlemeye devam ederek, gelecekte nelerin olduğunu bilebilirsiniz. Gerçek mutluluk, geleceğe endişeli bağımlılık olmadan şimdiyi yaşamaktır. Cesaretinizle gurur duyun. Çünkü cesaretiniz, üstesinden geldiğinizde, sizi eskisinden daha iyi bir hale getirecek zor durumlara yol açar. Karbon, ancak en ağır baskılar altında elmasa dönüşür.
hayatın gerçekte yaşadığımız kısmı küçüktür. Sadece düştüğünüzde uçup uçamayacağınızı öğrenirsiniz. En güzel şeyler en zor koşullardan gelir. Kendi içinizden hiçbir şey eklemeyin ve bu iş bitsin. Herkesin hayatı, istisnasız kısa bir hayattır. Ölümden korkuyorsun. Bana söyle, yaşadığın hayat gerçekten ölümden farklı mı? Krallık olmadan yapabilme yeteneği bir krallıktır. Eğer bir kişiyi memnun etmek için dış faktörlere yönelmek zorunda kalırsanız, hayat amacınızı kaybettiğinizi bilmelisiniz. Bahtsızlığın sonuçlarını asla bilemezsiniz veya iyi bir bahtın sonuçlarını asla bilemezsiniz. Oğullarınızı zengin değil, iyi eğitilmiş olarak bırakmaya dikkat edin. Çünkü eğitilmişlerin umutları, cahillerin zenginliğinden daha iyidir. Bizi gerçekten korkutan ve üzen şey, dışsal olayların kendileri değil, onlar hakkındaki düşünme şeklimizdir. Bizi rahatsız eden şeyler değil, onların önemini yorumlama şeklimizdir. Mental olarak güçlü olmayı seviyoruz ama zihinsel gücümüzü iyi kullanmamıza izin veren durumları sevmiyoruz. Artık mutlu olup olmadığımı değerlendirmeye ihtiyaç duymadığım bir noktaya geldim. Sadece var oluyorum ve şüphesiz varsayılan olarak işliyor. Çünkü hatırlanan ölüm, bize hayatın nefesten başka bir şey olmadığını söyleyen bir ayna gibi olmalıdır. İnsanları daha iyi bir hale getirecek olanlarla ilişki kurun. Kendinizi geliştirebileceğiniz kişileri hoş karşılayın. İnsanlar öğretirken öğrenirler. Kendimiz bu iyiliğe dönüşmedikçe, dünyanın temel iyiliğine inanamayız.